Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orca Matematik yayınlarının 2023 ayete soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonometri'ne 17. testte kalmıştık. 17. testte çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi birinci sorumuzda cos 20 artı kök 3 sin 20. Şimdi şuradaki kök 3 yerine siz ne yazıyorsunuz? Tanjant 60 yazıyorsunuz. Böyle bir çözüm de var. Ben buraya iki parantezin alıyorum. O zaman ne gel geldi orası? 1 bölü 2 kosinüs 20 artı kök 3 bölü 2 sinüs 20 geldi. Şimdi alt taraf sin 50 olarak kalsın. Burası sin 50. Şimdi onu komple alalım. Buradan aşağıya indirelim. Eşittirimizi buraya koyalım. Mesela 1 bölü 2 yerine ne yazalım? Sin 30 yazalım. Mesela buradaki kök 3 bölü 2 yerine de kosinüs 30 yazalım. O zaman ne oldu? Sin kos sin kos sinüsün işidir. O zaman sinüs doğrucudur. Yani üst taraf ne yaptı? Sinüs 50 yaptı. Böyle alt taraf da sinüs 50 zaten. Değil mi? Burası 50'ydi. O zaman bunlar birbirini götürürse cevabımız ne gelecektir? 2 gelecektir. Yani doğru cevabımız birinci soru için Bursa'dır. Şimdi geldik ikinci sorumuza. X ile Y'nin toplamı 45 dereceymiş. 1 artı tan X ile 1 artı tan Y'nin çarpımı bölü tan X artı Y. Şimdi bakın X artı Y'nin 45 derece olduğunu ben biliyorum ve gidiyorum bunun toplam farktan açılımını yapıyorum. Bak çok güzel gelecek. Tan X artı tan Y bölü 1 eksi tan X tan Y geldi. Değil mi? Şimdi burası kaçtı? 45'ti. Yani aslında buranın cevabı 1'dir. O zaman 1 ise bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşittir. Şimdi şurası zaten tan x artı y zaten burası gitti. Orayla benim işim yok galiba. Şimdi bakın üst tarafta tan x ile tan y'nin toplamı yani bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit. Şimdi ben burayı açıyorum. 1 artı tan x artı tan y artı Tan x tan geldi. Üst tarafı açtım. Alt tarafta bir şey yok zaten. Şimdi hocam tan ile tan toplamı 1 eksi tan x tan y mi oluyor? Bak şunu şuradan şöyle sıyırdım. Tamam mı? Burası 1 eksi tan x tan y yapıyor mu? Nereden biliyorum hocam? Şu parçayla şu parça birbirine eşitti. O zaman bunlar birbirini götürür. Şurada bir tane 1 kaldı, şurada da bir tane 1 kaldı. O zaman bizim cevabımız ne oldu? 2 oldu diyebiliriz. Yani doğuracağımız ne geldi? Denizli geldi. Bu soru dikkat edilmesi gereken bir sorudur arkadaşlar. Buna bilginiz olsun. Geldik 3'e. Kök 2 A'ymış, kök 3 de B'ymiş. Tanjant 75'in A ve B türünden eşit. Hmm. Tanjant 75'i ben 45 artı 30'dan yazabilirim aslında. Bir deneyelim bakalım. Tanjant 45 artı 30'u soruyor bana. Şimdi burası artı 1 eksi çarpı. Buralara tanjant 45 yazacağım ki o da zaten kaçtır? 1'dir. Buralara da tanjant 30 yazacağım. O da nedir? 1 bölü kök 3'tür. Şimdi düzenleyelim bakalım. O zaman üst taraf ne yaptı? Kök 3 artı 1 bölü kök 3 yaptı. Payda eşitledim. Alt taraf 1 eksi 1 bölü kök 3 ise o zaman kök 3 eksi 1 bölü kök 3 yaptı alt taraf. Kök 3'ler birbirini götürdü. O zaman kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 geldi. Şıklarda benzeri yok. O zaman biz ne yapalım? Eşlenik çarpımı yapalım. Kökü artı 1 ile çarpalım. Alt taraf ne geldi? 3 eksi 1'den 2 geldi. Şimdi bunun bununla çarpıldığını düşünüyoruz. O zaman kökü artı 1'in karesi olur. Nedir orası? 3 bir daha 4 artı 2 kökü 3. 4 artı 2 kökü orası ne yaptı? 2 artı kök 3 mü yaptı? Yani 2 artı kök 3 geldi bizim ifademiz. Şimdi ben bunu A ve B cinsen yazacağım. O zaman bakın buraya ne yazalım? A kare yazalım. Buraya ne yazalım? B yazalım. O zaman A kare artı B'ymiş benim ifadem. Yani doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Geldik 4'e. Denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Şimdi o zaman burada bir payda eşitlemesi yaparsanız ne gelecek? x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 gelecek. Bu da ne eşit 3 bölü 4. Bak güzel kardeşim kökler toplamını buradan eksi b bölü a'dan ne diyebilirsin? Kosinüs 2 teta artı 1'dir diyebilirsin. Bölü. Burası da ne yapar? Kökler çarpımı. O da c bölü a'dan. Buraya da ne yazabilirsin? Sinüs 2 teta yazabilirsin. Ve bunun cevabı ne geldi? 3 bölü 4 geldi. Şimdi burada ne yapalım? Mesela 1'i yok etmek diye bir metot var. Sayıklayıp durdum. Mesela bunun içinde 1 varsa ben bu 1'i yok etmek isterim. Yani sorunun gitmesini istediğim yer orası. O zaman ben buraya 1 eksi 2 tane cos kare teta yazayım. Yanlış yaptım. Çünkü 1'i götüremedim. O zaman şöyle yapayım. 2 cos kare teta eksi 1 yazayım. Şimdi 1 gitti. Bu 1'ler gitti. Üst taraf 2 cos kare teta geldi. Böyle alt tarafta Hocam sin 2x'in açılımı da 2 sin x cos x'tir. Bunu böyle yazarım. Bu da neye eşit? 3 bölü 4'e eşit. 2'ler gitti. Bir tane kosu götürdüm. Bu da gitti. Yukarıda kos var. Aşağıda sim var. E, biz halk arasında buna ne diyoruz? Kotanjant. Ya da o zaman tanjantına biz tanjant teta ne diyelim? 4 bölü 3 diyelim. Çünkü kos bölü sin 3 bölü 4 ise tanjant o zaman 4 bölü 3'tür. Tanjant teta'nın 4 bölü 3 olduğunu biliyorum. Tanjant teta bölü 2 istiyor. Yani yarım açı kullanacağız. Bakın burada büyükten küçüğe giderken bir alan oluşturayım kendime. Mesela şu kadarlık alan yeter bana. Ben büyük açıdan küçük açıya giderken yaptığım bir üçgen var benim. Şöyle bir üçgen oluşturuyorum. Bakın bir tane 2x'lik bir üçgen oluşturuyorum. Şurası 2x olsun. Sonra bu üçgenin arkasında bir tane ikizkenar üçgen oluşturuyorum. Nasıl? Şöyle ki. Şöyle ki bir tane ikizkenar üçgen oluşturuyorum. O zaman burası x, burası x. Ne oldu? Bunlar birbirine eşit oldu. Tamam. Peki tanjant teta 4 bölü 3 mü? Şimdi biz teta'yı kullanıyoruz değil mi? Şunu bir kitleyelim bakalım. Kafa karışıklığı yaratmasın. Şimdi şunu kitledik. O zaman bu x oldu. Burası x bölü 2. Burası x bölü 2. Tanjant x 4 bölü 3. O zaman buraya 4 yazdım. Buraya 3 yazdım. O zaman burası ne geldi? 5 mi geldi? Şurasını sildim. Orası 5 ise burası da 5'tir hocam. Ve şimdi dikkatli bakarsanız bu üçgene ne soruyor? Tanjant teta bölü 2'yi soruyor. O zaman tanjant teta bölü 2 de karşı bölü komşudan 4 bölü 8. Buradan da cevabımız ne gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir diye biz yani doğru cevabımız ne geldi? Adana geldi. Dördüncü sorumuzda cevabı Adana'ymış. Peki bakalım. Geldik beşinci sorumuza. Demiş ki x açısı 0 ile 90 arasında. Tamam. Hı, hocam bak sin x, cos x bir de 2 var. O zaman orası senin için kök 3 çarpı sinüs 2x'tir. Evet. Evet. Şimdi hocam bak burası iki kare farkıdır. C kare eksi s kare ve c kare artı s karenin çarpımı şeklinde yazılır. C kare artı s kare 1'dir. Burası da nedir? Kosinüs 2x'tir. Ben buraya kosinüs 2x yazdım. fx fonksiyonumuz buymuş. Fonksiyon alabici en büyük değeri sormuş. Peki. O zaman cıma. Biz ne diyorduk? Bu tip sorularda a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x gördüğünüzde bunun ve bunun alabileceği ne yapın en büyük değeri maksimum yani a'nın alabileceği en büyük değeri bulmak istiyorsanız şöyle bir şey yapıyorduk kök içinde a kare artı b kare diyorduk o zaman ben de aynısını söyleyeceğim bunun karesi burada da 1 var bunun karesini topladın yani 3 artı 1 bana ne verecek f maksı verecek oradan da kök 4'ten ne gelir cevabımız 2 gelir diyebiliriz yani doğru cevabımız ne gelir 5'in soru için bursa gelir Ta nereden çektik? Bak bir öncekilerden çektik. Şunu hatırlamamız gerekirdi. Tamam mı? Geldik altın sorumuza. Altın sorumuza diyor ki bize tanjant 3x n artı 1'dir diyor. Kotanjant 3x de diyor. n eksi 1'dir diyor. Şimdi sin 6x. Hocam bununla bunu çarpsak o zaman buradan n kare eksi 1 gelecek. Tanjantla kotanjant çarpımı kaçtır? 1'dir. O zaman n kare kaçtır? 2'dir. n buradan nedir? Artı eksi kök 2'dir ama n kök 2'dir. Çünkü verdiği aralık birinci bölgeye tekabül ediyor. Sinüs 6x. Şimdi o zaman tanjant 3x'in ne yaptığını anladık biz. Kök 2 artı 1 olduğunu anladık. Bir tane üçgen çizelim. O zaman burası kök 2 artı 1 olsun. Burası nedir arkadaşlar? 3x. Şimdi burası da 1 olsun. O zaman bunun karesi artı bunun karesi bunun karesini verdiğine göre ne yaptı? 2, 1, 3 artı 2 kök 2 artı 1, 4 artı 2 kök 2. Burası 4 artı 2 kök 2 geldi. O zaman sin 6x'in açılımını kullanalım şimdi. Sin 6x neydi? 2 tane sin 3x çarpı cos 3x. O zaman yukarıdan çekelim o üçgenden, şu üçgenden. 2 çarpı sin 3x nedir? Kök 2 artı 1 bölü kök içinde 4 artı 2 kök 2. Çarpı Kosinüs 1 bölü kök içinde 4 artı 2 kök 2. O zaman buradan burası sinüs 6x yapacak değil mi? Bakalım bakalım düzenleyelim. Üst taraf 2 kök 2 artı 2. Alt taraf kareler. Köklü sayılar çarpılınca karesi oldu. O zaman 4 artı 2 kök 2 yaptı. Şimdi üst tarafı 2 parantezine alsak kök 2 artı 1. Üst tarafı da 2 kök 2 parantezini alsak kök 2 artı 1 yaptı. Şimdi burada 2 kök 2 var kök 2 kaldı. Bir de burada 2 kök 2 var 1 kaldı. Bunlar birbirini götürdü. Şu ikiler de birbirini götürdü. O zaman cevabımız ne geldi? 1 bölü kök 2 geldi. Ya da eşitlik çarpımıyla beraber kök 2 bölü 2 geldi diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım geldik 7'ye. 7'de Yedi ne yapmış? Şurayı bir silelim mi? Kafamızı karıştırmasın. Şunu, ha, orayı biz kitlemiştik değil mi? Şunu da tamam neyse kalsın orası. Sıkıntı yok. Şimdi ad'yi 1 vermiş. Dize ne demiş? db bölü dc. ve tamam. Şimdi sekantla kosekanttan yürürüz herhalde. Şimdi burası 1. Şimdi buraya x desem. Kosünüs 50 büyük üçgene göre 1 bölü x yapar. x o zaman buradan sekant 50'dir. Yani ben db'nin sekant 50 olduğunu yazabildim. DC şimdi o mantıkla ilerlersek burası da ne yapacak? Sekant 20 mi yapacak? Aynen. Burası da sekant 20 yaptı. Yani sekant 50 ne demek? 1 bölü kosinüs 50 demek bölü alt tarafta 1 bölü kosinüs 20 takla attı. Yukarı çıktı. Kos 20 bölü kos 50 imiş. Şimdi akıllılık yapalım. Hocam hani çözemediğin soruda 1090 derece tamamlama ara onu ara bunu ara derken Mesela isterseniz siz cos 50 yerine sin 40 yazarsınız. Niye? Çünkü sin 40'ı yarım açıdan açarız. Nasıl açarız? 2 sin 20 cos 20 diye açarız. Yukarıda da bir cos 20 var güzel kardeşim. Bak bu cos 20'ler birbirini götürdü. 1 bölü 2 zaten dışarıda kaldı. Şurada 1 bölü sin 20. Biz buna da halk arasında ne diyoruz? Kosekant 20'dir diyoruz. Yani doğru cevabımıza geliyor bu soru için. Edirne geliyor diyebiliriz. Kaçtı bu? 7. 7'nin de cevabı neymiş? Edirne'ymiş. Devam. 8. Şimdi çemberin içerisine bir tane dikdört üçgen oluşturmuş. Birim çembermiş. Alan ABC'nin alfa türünden eşitti. Bak şimdi şu hareketi yaparım ben abi. Niye yaparım dersen. Çünkü hani burası alfa burası alfa ben burayı 2 alfa yaparım. Burası 1 bir, burası 1 ise. E ben ihtiyaçlarımı kullanırım. Şimdi mesela burası kosinüs 2 alfadır. Komşu bölü hipotenüsten. Burası da sinüs 2 alfadır. Ve alan nedir o zaman? Alt taban 1 artı kosinüs 2 alfa çarpı yükseklik sinüs 2 alfa 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Hocam şuradaki 1 yok ettiğinden soru çözüldü. Biz buraya ne yazalım? 2 tane kos kare alfa eksi 1 yazalım. Neden? Çünkü bak buradaki 1 artı ya şurası artı ya. O zaman bunu yok etmek için içindeki 1 eksili olanı yazalım. Şuraya da 2 cs yazalım. Sonra yaslanalım arkamıza. 1 artı 2 c kare eksi 1 çarpı 2 cs. Birler gitti. Ne oldu? 2 c kare çarp bunu soner. 4 c küp s bölü 2. Sadeleştir soner. 2 cos küp alfa sin alfa yaptı soner. 2 var mı şıklarda var. C küp s var mı? Var Edirne. Abi yoruldum. Bu soru yordu. Yani söylemi çok uzun ama yapılabiliyor. Evet. 9. 2 tane ark tanjant. Ark kosinüs 1 bölü 3'e eşitmiş. Buna göre x nedir demiş. Baba ne dedik biz size? Ark gördüğün her şeyi isim ver dedik. 2, 2, 4. Buraya da isim veriyorsun. Alfa diyorsun. Buraya da gidiyorsun. Alfa diyorsun. Çünkü eşitler oğlum. Niye farklı açı vereyim? O zaman kosinüs alfa kaç geldi? 1 bölü 3 geldi. Peki tanjant alfa Değil mi? Yalnız bir dakika burada 2 var. O zaman burası 2 alfa yapacak. Şurası kosinüs 2 alfa yapar. Orada aman patlamayalım değil mi? Buraya alfa dedik ama o zaman burası 2 alfa yaptı tekabül olarak. Burası da 2 var. Şimdi tanjant alfa'ya da ne diyeceğiz? X diyeceğiz. O zaman kosinüs 2 alfanın 1 bölü 3 olması durumunda. Mesela o zaman nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl nasıl yapalım? O zaman şey yapalım. Cos'un 2 alfayı şey yazalım. 2 cos kare alfa eksi 1 eşittir 1 bölü 3'tür diyelim. O zaman 2 cos kare alfa eşittir 4 bölü 3 olsun. O zaman cos kare alfa eşittir 2 bölü 3 olsun. Cos kare alfa buysa o zaman cos alfa eşittir kök 2 bölü kök 3 yani kök 6 bölü 3 olsun. Şimdi buradan da buraya geçelim. Kos alfa burası kök 6 burası 3. Pisagor yapalım. Burası alfa olsun. 9'dan 6 çıktı 3. O zaman burası ne geldi? Kök 3. Neyi soruyor? Tanjantı. Yani kök 3 bölü kök 6. Sadeleştir 1 bölü kök Ya da eşlenik çarpımı yap. Kök 2 bölü 2. Yordu yine ya. Yani. Gördün mü bak şuradaki 2'yi kaçırınca gidiyordu. Kaçırmayalım. Ama ark gördüğün her şey isim veriyorsun. 2, 2, 4. Bunun çözüm yöntemi bu arkadaşlar. Tamam mı? Peki bakalım. Nerede kaldık? 10'dayız x y'nin toplamı kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. Payda eşitlerim abi ben. Cos y sinüs x artı ne yapıyoruz? Buraya sinüs x yazıyoruz. Buraya da cos x yazıyoruz. Cos y sinüs x artı cos x sin y yaptı. Bölü alt taraf sin x cos x'tir. Şimdi cos y sin x cos x sin y o zaman bu sin kos sin kos. Kimin işi? Sinüsün işi. Sinüs burada nedir? X artı y'dir. Yani sinüs pi bölü 6'dır. Yani sinüs 30'dur. Bölü sin x kos x. Buraya bir tane 2 koydum. Bir tane 1 bölü 2 koydum. Şurası ne yapsın? Sin 2x yapsın. O zaman 1 bölü 2 sin 2x yaptı. Sin 30 ne? 1 bölü 2. Bunlar alt altalar gittiler. Bu yukarı çıktı. O zaman bu şey mi olur? kant 2x olur. Çünkü altta kaldı ya. O zaman kosekant 2x olur diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım geldik. 11'e atlamadık değil mi? Ondan sonra 11 geliyor mantıken. <laughs> Alt 4'e 8. Yukarıdaki şekilde verilen turcu dikdörtgenin yani 8 tanesi kullanarak şekildeki ifade oluşturulmuş. Orada da K ile M'yi N ile de şu noktayı birleştirmiş. Tanjant KPN. Şu açının tanjantını istemiş. Çözemediğimiz mesela biz ne diyorduk bu turlarda? Üç tane açı bul. İşte ikisinin toplamı üçüncü yapsın, ikisinin farkı üçüncü yapsın, üçünün toplamı 90 yapsın ya da üçünün toplamı 180 yapsın. Mesela ben orada şurada M harfi var bak. M harfini kullanarak yaptım. Buraya alfa desem, buraya beta desem, burada teta olsa. O zaman teta eşittir, alfa artı betadır. Ve bu soru çıkar. Gördün mü? Bak burada yeter ki bu 2 tane daha açı bul. Bulduğun açılar da ne olsun? Bir dik üçgen için olsun ki ben onların tanjantlarını hesaplayabileyim. Tanjant teta benden istediği. Artı, bir, eksi, çarpı. Şimdi şurası tanjant alfa. Şimdi şu kenar uzunluklarını nasıl yazalım? Burası 1 olsa, burası 1 olsa uzun kenarı 2. O zaman burası 2, burası 1, burası 2. Şimdi şu üçgene bakalım. Daha koyu bir şey seçelim. Şu üçgene bakalım. Karşısı 3, komşusu 4. O zaman burası 3 bölü 4. Burası 3 bölü 4. Tanjant beta ne yapar? Şurası. Burası 1. Burası 2. Burası 2. Karşısı 3. Komşusu 4. 3'e 4. Üst taraf ne yaptı? 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Değil mi? Buradası ne yapar? 1, 9 bölü 16. Yani burası ne yaptı? 7 bölü 16 yaptı mı? O zaman 3 bölü 2 çarpı 16 bölü 7. Bununla bu sadece 8 kere 3. 24 bölü 7 yapar. Yani doğru ne gelir? Adana gelir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Ve geldik 17. testimizin de son sorusuna. BC çarpı BD. BC BD. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Yani A çarpı A artı B ne yaptı? 45 yaptı. EB artı EB ile AB. Buraya C diyelim. AB tamamı. C çarpı C artı de 35 diyelim. Şekilde AC merdivenin boyu 11'i bulup bunun boyu 11'inmiş. Peki. A noktasına aşağı doğru kayarak E noktasına geliyor. Yani yine burada da 11'lik vardır diyebiliriz değil mi? Aynı. Tanjant CFD şu açının tanjantını istiyor değil mi? Bak şimdi. Şu açının tanjantını istiyor değil mi? Tanjant CFD. Tamam bak. Şuraya beta dedim. Şuraya teta dedim. O zaman alfa ile teta'nın toplamı beta yaptı. Alfa'yı yalnız bıraktım. Beta eksi teta oldu. Şimdi gittim her iki tarafın tanjantını almadım. Çünkü bak merdivenin boyunu vermiş ve de şuradaki kenar uzunluklarını vermiş. Oradan bir işkillendim. Bak şimdi dikkatli bak. Sinüs alfa yapsam. Sinüs beta kosinüs teta eksi sinüs teta kosinüs Beta. Şimdi sinüs beta ne yapar? C artı D bölü 10 yapar. Çarpı kosinüs teta A kosinüs şimdi sin beta c, c, artı D bölü bu. Kosinüs teta ne yapar? Kos teta he, dur o zaman kosinüsünü alalım. Olmaz mı? O zaman burası şöyle olsun. Kos beta kos teta sin teta sin beta. Eksi ise ben bunu artı yapacağım. Şimdi bak bir daha düzenleyelim. Kos beta ne yapar? A bölü 10. Kos teta ne yapar? A artı B bölü 10. Çünkü bakın şu üçgende kosinüs beta ne yapacak? Komşu bölü hipotenüs. Hipotenüs merdivenin boyu zaten. Komşu kenarda A. Artı şimdi sin teta. Şurada sin teta ne yapacak? Karşı bölü 10. C bölü 10 çarp sin beta ne yapacak? O da c artı d. Bölü 10. Vay anasını bak. A, A artı B 45. Bölü 100. Artı ne bu? C ile C artı D'nin çarpımı. Bak o da C ile C artı D'nin çarpımı. 35 bölü 100. Topladın ne yaptı? 80 bölü 100. 80 bölü 100 ne yapar? 80 bölü 100. 4 bölü 5 mi yapar? Evet ama kosinüs alfa 4 bölü 5. Üçgen çizeriz. Komşuya 4, hipotenüse 5, buraya 3. O zaman 3 bölü 4 gelir. Doğru cevabımız bu da 12. sorumuzun yani 17. testimizde son sorusunun çözümüydü. Ve böylece ne yaptık arkadaşlar? İlk 17 testi tamamladık trigonette. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.